Herkese merhabalar. Incursion League ile Atsuatl Tapınağı'nın kapıları açıldı ve herkes günübirlik plaja saldırır gibi karambole tapınak odalarına girip bilinçsizce ortalığı dağıtmaya başladı. Bu videoda kendi payıma düşen karambollerden derlediğim bir inceleme sunmak istiyorum. Ki siz de bundan gayri tapınağa ya da Alvavala isimli Master'ın açtığı odalara girerken daha planlı, daha üsturuplu bir şekilde girebilirsiniz. Bu ligde karşılaştığımız ilk yeni şey Alvavala'yı. Senaryo bölgelerinde ya da haritalarda karşımıza çıkan yeni Master. Alva ile karşılaştığımızda bize önündeki sunaktan bir portal açarak tapınağın belirli bir bölmesine gidebilmemizi sağlıyor. Ve bölmeye girdikten sonra ilk hareketimizde yukarıda bir geri sayım başlıyor. Bu geri sayım 0'a ulaşırsa bölmeden atılıp Alva'nın yanına ışınlanıyoruz. Bölmedeki yaratıkları kesmek bu geri sayımı geciktiriyor. Ve bu gittiğimiz bölgelerde 3 adet objektifimiz var. Birincisi bolca yaratık kesmek ve içeride kaldığımız süreyi arttırmak. Ki bu aynı zamanda dışarı atıldığımızda elde ettiğimiz loot'u da arttırıyor. İkincisi içeride bulunan ve minimap'te renkli sembollerle gösterilen mimar bosslarından birini öldürerek bölmenin şeklini değiştirmek ya da mevcut seviyesini yükseltmek. Üçüncüsü ise içerideki yaratıklardan şans eseri düşen anahtar taşları ile minimap'te kırmızı mühürler olarak gözüken geçitleri açarak tapınak bölgelerini birbirine bağlamak. Birinci objektif oldukça basit. Gir, yok et, öldür. İkinci objektif için ise mimar bosslarının arasından hangisini öldüreceğimiz konusunda bir seçim yapmamız gerekiyor. Bunun için ise bölmeye girmeden önce Alva'nın gösterdiği detaya bakıyoruz. İmleci şeklin üstüne getirdiğinizde gri renkli olarak buradaki mimarı öldürürseniz odanın ne odasına dönüşeceği ve altında bunun etkilerinin ne olacağı yazıyor. Mesela bu mimarı öldürürsem maksimum resetim düşecekmiş fakat bunun yanı sıra odada bir Altar of Corruption bulunacakmış. Öte yandan bu mimarı öldürürsem de odada currency yani para eşyalarıyla dolu kasalar bulunacakmış. Bunların bazılarının örneklerini birazdan gideceğim tapınakta göstereceğim. Üçüncü objektifimiz ise odaları birbirine bağlamakta. Tapınağa girmeden önce bölmelere girebilme hakkı olarak bir sınırlama mevcut. Ve tapınak girişine baktığımızda aşağıda bir sonraki tapınak girişinden önce kaç adet bölme girişi hakkımız kaldığı yazıyor. Tapınağa en alttaki entrance yani giriş yazan bölümden giriyoruz ve diğer bölmelere sadece bağlantılı geçitlerden geçebiliyoruz. Yani mimarları öldürerek şekillendirdiğimiz bölmelere ulaşabilmek ya da en tepedeki son boss odasına ulaşabilmek için entrance'dan başlayacak şekilde bağlantıların bulunması gerekiyor. Alva'nın bölme girişi öncesinde gösterdiği detayda imleci kırmızı mühürlerin üstüne getirirseniz bu mühürle kapalı geçitin hangi odaya açılacağını da görebiliyorsunuz. Ya da direkt imleci odanın üstüne getirdiğimizde bu odaya bağlanan mühürün parladığını görebiliyoruz. Yeşil mühürler ise zaten açtığımız kapılar oluyor. Böylelikle girmeden önce hangi odaya geçit açmamız gerektiğini planlayıp eğer ki anahtar taşı düşürürsek bunu hangi geçide açmaya kullanmamız gerektiğini belirleyebiliyoruz. Ve şimdi tapınağa bakalım. Bu girişimde şans eseri son hakkımda boss odasını da bağlamayı başardım ve bu sebeple boss'u da görmüş olacağız. Tapınağa girmek için bölme giriş haklarımızı harcadıktan sonra Alva'dan Enter Temple'a tıklayarak ve Alva'nın açtığı portaldan içeri girdikten sonra bir orman boyunca yürüyerek tapınağın girişini bulmamız gerekiyor. Tapınağa girdikten sonra arada bir V'ye basarak ve tapınağın kesitine bakarak nerede olduğunuza bakmanızı tavsiye ederim. Böylelikle gitmek istediğiniz yerlere doğru yolunuzu belirleyebilir ve daha önemlisi ise tapınakta kaybolmazsınız. Şimdi ise bu şekillendirdiğimiz bölme özelliklerinin tapınaktaki etkilerini birkaç örnekle bakalım. Bu bölmede aksesuarla dolu kasalar bulunacaktı ve bunlar şu şekilde. Bu bölmede bir unik eşya kurban ederek rastgele yeni bir unik eşya elde etmemi sağlayan bir masa bulunacaktı. Bu da bu şekilde. Bu bölmede bir bridge bulunacaktı. Burada gördüğünüz gibi. Bu bölmede ise bir Altar of Corruption bulunacaktı. Altar of Corruption içine koyduğunuz bir eşyayı vaallanmış gibi opsiyonlarla değiştiriyor. Fakat vaallayarak ulaşamayacağınız çok güçlü değişiklikler gibi mesela bütün soketlerin beyaza dönüşmesi, mesela koyduğunuz eşyanın Elder ya da Shaper eşyasına dönüşmesi gibi değişikliklerin yanı sıra koyduğunuz eşyayı tamamen yok edebiliyordu. Ki burada benim başıma gelen de aynen bu oldu. Şimdi ise boss'un bölmesine geliyoruz. Burada sadece boss dövüşünü gerçekleştireceğimiz arenaya açılan bir kapı bulunuyor ve buradan boss'un yanına girebiliyoruz. Boss şu şekilde garip mekanik bir yaratık. Sürekli olarak etrafa tuzak bazlı büyüler fırlatıyor ve bunlardan kaçınmanız gerekiyor. Ve benim denememi baz alırsanız da canı yarıya indiğinde atsiri gibi kendini dokunulmaz kılan bir küre oluşturuyor ve etraftan yaratıklar canlanarak boss'a doğru yürümeye başlıyorlar. Tahminimce bu yaratıklar yine atsiri'de olduğu gibi boss'un canını dolduruyorlar. Fakat cremation'ların hepsini ulaşmadan öldürdüğü için bunu pek de test edemedim. Düşen eşyalara baktığımızda ise incursion'a özel eşyalarla birlikte
Shaper ya da Elder eşyaları gibi ekstrem modlara sahip rare'larda düşebiliyor. Mesela şu düşen kafalık gibi. Gördüğünüz gibi en altta oldukça olağan dışı bir mod olan %5 mana rezerve azaltma modu mevcut. Ve bu tapınak incelemesinden de bu kadar. Umarım Incursion'ın nasıl işlediğini anlamanız konusunda bir nebze faydası olmuştur. Ben Ertelis ve tekrar görüşene dek esen kalın.